Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Farming Simulator 19'dayız. Bir önceki videomuzda inekleri besledik. Bayağı bir zorlandık adları direksiyon setiyle falan. Bugün direksiyon setiyle oynamıyoruz artık. Normal klavyeye döndük. Bugün de koyunlar için. Bir önceki bölümde hem inekleri hem koyunları satın aldık. Ama koyunları besleyemedik. Daha henüz. Koyunlar için kuru ot yapmamız gerekiyor. Hatta tekrardan kontrolünü yapalım. Yanlışlık olmasın hem göstermiş olalım. Şöyle hayvanlar. Abi nerede? Heh, koyun. Evet, koyunlar için abi. Çimen, kuru ot. Biz kuru ot yapacağız. Yine makine kiraladım. Satın almıyorum artık. Böyle tek tük işler için. Sürekli kullanımda olacak olsa satın alacağım ama satın almıyorum o yüzden. Kurutma makinesini ve çim içme makinesini satın aldım. Şu da toplama makinesi zaten bizim elimizde olan bir şey. Yine hepsini arka arkaya bağlayıp şu ineklerin oradaki çimleri kesmemiştik. Daha önceden koyunların oradaki çimleri kesmiştik. Bugün de burada ineklerin olduğu bölgedeki otları keseceğiz. Ekstradan ot ekmemize gerek kalmayacak. Şöyle çalıştıralım aracımızı. Bunu bir götürelim oraya. Heh, şöyle abi. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Şöyle bir açalım aracımızı. Şöyle bir yavaş yavaş açılsın araç. Araçlar inşallah ineklere takılmıyordur. İçinden geçiyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir nasıl başlayalım? Şuradan kenardan başlayalım abi. Çok da dibe girmeyelim ki bizim diğerleri takılmasın. İndir abi. Şimdi tam ortada toplasın. Neredeydi o? Çalışma modu mu? Galiba. CTRL Y. Öbek yayılım. Soldan, sağdan, geniş yayılım. Öbek yayılım. Sanırım ortadan yapıyordu bu. Böyle çalıştıralım. Bakalım abi. Evet. Böyle birazcık ilerleyelim. Diğerlerini de arkaya koyacağız çünkü. Tamam, bu kadar yeterdir diye düşünüyorum. Hem bu burada dursun. Öbürlerini getirelim. Su falan getiriyorum ama hala dolmuyor. 3 tanker, 4 tanker falan getirdim. Dolmak bilmiyor, çok fazla var çünkü. Şimdi kurutma, ot kurutma makinemizi de götürelim. Açalım, arkasına bağlayalım bunu da. Çim balyalarını ekstradan kullanmak istemiyorum o yüzden. Bu şekilde götüreceğim. Direkt remote'la boşaltacağım. Açıl abi. Bu da bayağı uzunmuş ha. İndir bunu da. Evet. Şimdi şuradan şöyle. Aşağıda mı? Ha. Bunu buradan böyle götürdük abi. CTRL F yaptık. Tamam. Şimdi dur bakayım. Dağıtmıyordur inşallah. Dedim ki dağıtıyormuş abi ya. Böyle bize bir tane de şey gerekiyor. Hemen onu da alalım. Namlu yapıcı. Bizim namlu yapıcımız var mıydı bir saniye? Belki de vardır ya. Hemen kontrol edelim. Yoksa onu da kiralayalım. Bildiğim kadarıyla yok ama. Çünkü onları ben kiralıyordum. Satın almıyordum. Yine bir kontrol edelim biz. Varsa zaten buralardadır. Bakıyorum. Yok. Evet, yok abi. Şimdi hemen şunu P'den. Heh. Namlu yapıcı. Bu küçük gelebilir. Şunu alalım. Bunu kiralayalım abi. Şöyle kirala dedik. Şöyle haritadan da mağazadan bunu sıfırla diyelim. Bizim bölgeye gelsin. Bu her haritada olmuyor maalesef. Evet, gelmiş. Şuradaki traktörümüzü de ona takalım.
Ya da bu küçük. Bu küçük traktörü ona takalım. Çalış abi. Şuradaki büyük traktörü de buna takarız. Tankerdekini. Tamamdır. Evet. Sen de açıl. Bu bir motor gücü istemiyor bildiğim kadarıyla. Öyleydi. İndir diyelim. Bakıyorum. Evet. Direkt yerde dönüyor. Bunu da böyle bağlayalım abi. Dur bakayım. 15 yaptık. Tamam. Hemen bunu da alalım. Dur abi, yanlış oldu. Şöyle. Heh, tamam, şimdi oldu. Dur bakalım, içinden geçiyor mu? Hop, geçiyor. Tamam. Sıkıntı yok. Yine arada bir direksiyon setiyle oynarız ama zor işlerde gerek yok çünkü hem çok vaktimizi alıyor hem de ben delleniyor bu sefer, sinir ediyor beni. Şimdi aşağı indirdik, hop çalıştırdık. Şimdi bunu da buna bağladık mı? 15 yaptık mı? Tamamdır. Arkadaki doldukça götürüp koyunlara dökeriz bunları. Hadi bakalım, devam. Çok yana yanaşmayacağım. Arkadakiler takılmasın duvara. Follow modu hayat kurtarıyor. Bazen saçmalıyor. Olsun, sıkıntı yok. Arkadakiler geliyor. Bu biraz daha hızlı çalışıyor öbürlerine göre. Bu 25'te falan gidiyor tahmin ediyorum, onlar 20 falan sanırım. Umarım buradan dönerken sıkıntı çıkartmazlar birbirlerine. Neyse, birazdan bakarız tekrar, hepsini bir kontrol ederiz. Bu da yokuşla gücü düşüyor ama olsun. Aha, engellendi. Al işte. Lan ne oldu? Gel geri, gel geri, gel geri. Bakalım hanginiz? Tabii ki bu da. Niye engellendi? Lan inekten dolayı mı yoksa? İnşallah ondan değildir. Her ineğe geldiğimizde sıkıntı yaşarız yoksa. Umuyorum ondan değildir. Bakalım diğerlerinde olacak mı aynı sıkıntı? Olmadı. Gerçi ineğe yakın değillerdi ama. Bakalım şöyle götürelim biz yine bunları. Aha. Abi ya, ineklerden dolayı mı ya?
Bu bize çok sorun çıkartacak. Neyse biz bir biçelim çimleri de. Bak bu arkadaki burada yine duracak muhtemelen. Evet. Allah. Dur. Tüh. Keşke başka yere bitseydik. Neyse yapacak bir şey yok. Başladık bir kere. Başladığımız işi bitireceğiz. Yapacak bir şey yok. Orada kaldılar. Biz ineklerin içinden geçiyoruz ama onlar ineklerin nesne olarak görüyor ve takılıyor. Aa ilerliyorlar. İnekler çekildikçe ilerliyorlar. Öbürü yine durdu. Çünkü önünde inek var. Lost dedi. Neyse yapacak bir şey yok abi, devam. Şimdi bunu oradan götürüp tekrardan bunun arkasına takmak zor. Bu hızlı biçiyor zaten. Bununla hemen biçelim. Sonra devamını getiririz. Keskin dönüşler yapıyor, diğerleri yapamayabilir. Oraya girmeden şöyle dönelim. Abi şuraya kadar bir durduralım şunu. Şuradan bir devam edelim bakalım. Ne abi çalış. Diğerleri baldır herhalde. Evet. Arkadakinin durumu nedir? Dolduğu zaman o çünkü yoluna devam edecek ama toplamayacak bu sefer. Hemen kontrol edelim. %92, %93 biraz daha. Ya sen umarım aşağıdasındır ve yapıyor musun? Yapıyorsun. Tamam abi sıkıntı yok. Devam. Aa inek. Lan kaç. Kaç kenara takılacaklar sonra kaç. Heh, şimdi bunlara takılacaklar. Ve durdu. Neyse öbürü dolmuştur. Bir onu götürelim. Zaten %93 falandı o. Evet, dolmuş. Şimdi dayı, bir gidelim.
Anam ne kadar zor çekiyor. Vallahi çok zor çekiyor. Buradan çıkış yok mu ya? Şu kapı açılıyor mu? Bakayım. Ha vallahi açıldı. Buradan çıkalım. Koyunların bir de suları var. Onlar da çok fazla. 400 küsür tane. Onlara da su vermek de geçecek vallahi. Merhaba koyunlar. Nereden dökeceğiz? Şuradan. Yerdeki balyaya bak artık yerin dibine girmiş. Hop. Tamam. Neredesiniz koyunlar? Heh. 70.000 79 84. Ama daha bak ne kadar doldu abi. Dur koyun. Heh. Daha %50 bile değil. Böyle devam edelim. Daha buradaki otlar bile çıkmamış. Bu arada suyu şuradan doldurabiliyormuşuz abi. Geçenlerde bir arkadaşımız yazmış. Ben de bu haritayı oynuyorum işte şuradan doluyor diye. Denedim. Evet doluyor. Biz bir önceki bölümde boşuna aramışız su bulacağız diye. Bir de gittik şeye siloların olduğu yere. Sesi kısmamışız. Heh. Siloların olduğu yere şey koyduk. Su tankı koyduk. Onu da kaldırdım. Gerek kalmadı. Buradan doldurabiliyoruz. Şurada da benzin deposu var zaten. Onu da oradan dolduruyoruz. Kim mazotumuz bitmiyor ya. Ya kolay kolay bitmiyor. Şimdi abi şuradan itibaren toplayarak gidelim. Yine bunun arkasına bağlayalım. Şuradan itibaren dolmuş çünkü bu kalmış öyle. İn abi. Başla çalışmaya. Seni de bağladık. Ya inek gözünü seveyim çık. Kaç kenara. La oğlum kaçın kenara. Yine takılacak orada. Alıştı. Durdu. Neyse biz biçmeye devam edelim de. İnek çekince hareket ettiler. Şöyle bir dönüş yaptım. Devam. Böyle döne 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 ortada bir yuvarlak halka oluşturacağız herhalde. Gerçi köşeli dönüyorum biraz ama.
Evet abi. Bayağı döne döne bitiriyoruz işi. Son kez dönüyorum. Ve bitti. Şimdi. Seninle işimiz bitti abi. Aracı da kapatalım. Bunu artık verebiliriz şöyle garajdan. Kiralanan nesneler. Şunu gönder abi. Bununla işimiz kalmadı. İnekçim kaç kenara. Takılacak yine. Aa takılmadı ama buna takılacak kesin. Al işte. Ey Allah'ım yarabbim. Neyse kurutalım da. Daha arkadakinin dolmasına var çünkü. Gözükmüyor bile üstten. Bayağı ineklerin besin kaynaklarını topluyoruz gibi oldu biraz. Yerdeki otları yiyorlar. Ama halbuki bir etkisi yok oyun içerisinde. Koyunlarda hem kuru çim hem yaş çim olayı var galiba da. Abi. Burayı kurutmazsak yanlışlıkla içine alırsa makinede ondan sonra şey kalıyor. En son ne alırsa onu kalıyor. Sonra bütün kuru çim yaş çime dönüyor. Ortadan girelim. Tamam. Durdurdum. Bir de şuradan girelim. Şuradakini de halledelim. Ondan sonra bununla da işimiz bitiyor. Evet abi. Seni de toplayabiliriz. Garaj kiralanan nesneler. Hah. Şu. Evet. Sen de gittin. Ben şöyle aşağı alalım. Oran nedir? Daha %28. Çalış baba. İn aşağı. Devam.
Bu ineklerin olduğu yerde takılacak diğeri. Yine bununla yolumuza devam edeceğiz. Bakalım. Evet, takıldı. Hadi git de. Yine ineklerin olduğu yerde kalacak. Oğlum geçmeyin bir önüne la. Ana hayvanlara bak. Bir duruyor, bir gidiyor, bir duruyor, bir gidiyor. Makine de kafa yiyecek. Şimdi bunu şöyle bir yaptık abi, kaldır havaya. Sanırım bu da tamam ya. Dur bunu da şuradan şöyle kapat abi. Seni de garaj seninle gönderelim. Seninle de işimiz bitti. Bunu da aşağı götürelim. Sonra artık diğerini yine kendimiz kullanmaya devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Aa, sıkıştım oraya. Sözde işçi modu kullandık, arka arkaya bağladık. Hepsini yine tek tek kendimiz yaptık. Yine pek bir değişiklik olmadı yani işimizde. Hazır gelmişken şurayı da alalım.
%93. %100 olsun, bunu da götürelim, dökelim. Coin'lara verelim. Ondan sonra yavaştan bitirebiliriz. Az kaldı zaten. Tamam. Bunu da koyunlara götürelim. Gerisini ben kendim toplar bırakırım. Sıkıntı değil. Anam, yokuş aşağı nasıl gidiyor? Boşalt bakalım. Bakalım ne olmuşlar şöyle koyunlara. 140 bin mi? İşte 4'te 3'ü ne yakın? Yani %50'den fazla. Biraz daha koysak tam %100 yapamayacağız ama sıkıntı değil. Daha bunun suları falan var. Çok fazla su getirmek lazım. Bir şekilde ayarlayacağız. Evet arkadaşlar, bugünkü çim işimiz bu şekildeydi. Koyunları da beslemiş olduk. Sularını da verdiğimiz zaman artık onlar da üretkenliğe geçecek. Bir dahaki bölümde ne yaparız şu anda hiçbir fikrim yok ama tarla işiyle birazcık böyle uğraşmak istiyorum. Şu bizim canavar bir aletimiz vardı hatta, dur bakayım. Neredeydi o? Geçelim şöyle. Neredesin abi? Heh. Bizim şöyle bir canavarımız vardı biliyorsunuz. Canavar bir traktörümüz vardı. Bununla iş yapmak istiyorum. Bir dahaki bölümde bir tarla işi yapıp bunu kullanabiliriz, yani bu canavarı kullanabiliriz bu şekilde. Belki bu tarlayı ekeriz. En büyük tarlamız şu anda bu. En büyük ekim makinamız da bu. Belki bunu ekeriz, bilmiyorum. Ama bir tarla işi yapmak istiyorum. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.